Şimdi zamanları işlemeye geliyoruz artık arkadaşlar. Az önceki bahsettiğim konu üzerine artık oturacak olan şeyler bunlar. Şimdi Hollandaca'da en çok kullanılan zamanlardan bir tanesi şimdiki zaman veya geniş zaman. Hollandaca ismiyle Onvoltooid Tegenwoordige Tijd diye geçer. Tegenwoordige Tijd diye de zaman zaman duyarsınız bunu. Kısaltısı ismi OTT diye geçer. Birçok yerde ona denk gelir. Bizde yani Türkçe'de şimdiki zaman ve geniş zaman ayrı ayrı kullanılıyor. Hollandaca bu ayrım yok. Tek bir zaman dilimine inmiş. Dolayısıyla dili öğrenirken bize bir kolaylık sağlıyor bu. Yani İngilizce'deki gibi de ayrı ayrı değil. Dolayısıyla ayrı ayrı kurallar öğrenmek durumunda kalmıyoruz. Türkçe'de şimdiki zamanı kullanırken mesela ne ifade ediyoruz? Bir fikri olan var mı? Ben okula gidiyorum. Ben şimdi okula gidiyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Ben birazdan Evet. geleceğim. Evet, Ben aynen öyle. eve geldim. Eve geldim. Değil Ya da mi? işe gidiyorum. Yani. İçinde bulunduğumuz zamanın devam etmekte olduğunu bildiriyor. Değil Yani mi? Yani şu anda var olan zaman yani yaptığım iş şimdi. mesela şu anda Türkçe söylersek ne deriz? Şu anda ders yapıyoruz. Yani. Peki geniş zaman Türkçe'de nasıl? Var. Değil mi? Ben okula giderim mesela buradaki örneğim gibi. Bu arada benim ekranım görünüyor mu rahatça? Şunu büyüteyim. Görünüyor. Şimdi. Ben okula giderim. Türkçe'de bunu ayrı ayrı ifade ediyoruz. Geniş zamanda ise ne var? Benim daha çok sürekli yaptığım ve alışkanlık haline getirdiğim yani belli bir periyotta devam eden şeyleri ifade ediyorum. İşte ben buradaki örneğimde ne anlatmışım? Her gün okula giderim. Ya da ben her sabah saat 7'de uyanırım. Sürekli yaptığım belli aktiviteleri ben geniş zaman içerisinde ifade ediyorum. Ama şimdiki yaptığım bir olayı şimdi yor getirerek işte ben şimdi okula gidiyorum. Ben şimdi kitap okuyorum. Ben şimdi çalışıyorum. Hollandaca'da bu kural olarak tek bir zamana inmiş ama biz bu ifadeyi kullanırken Hollandaca'da örnek veriyorum. Hollandaca'da ben eğer bu zaman dilimine her gün ifadesini koyarsam benim alışkanlık yaptığım olayı ifade etmiş olurum ve geniş zamanı ifade etmiş olurum. Şimdi ifadesini koyarsam şimdiki zamanı ifade etmiş olurum ama kuralları her şeyi aynı olan bir zaman diliminde. Kafanız böyle karmakarışık oldu mu? Evet. Şimdiki zaman anlatırken mü kullanılıyor anladığım kadarıyla. Zaman ifadesi ama Aynen. ve o anki durum mesela zaman ifadesi kullanmadan da mesela ben gidiyorum mesela Tamam. şimdi zaten zaman ifadesi yok mesela ben gidiyorum Hollandaca'da da bunu ama şöyle bir şey vardır o anki durumda bir gitme durumu vardır gitme hali vardır o anda söylersem mesela ben gidiyorum şimdiki zamanı ifade eder ama mesela genel olarak alışkanlıklarından bahsederken konuşurken ben gidiyorum ya da ben giderim dersen bir işe ifade etmiyor. Neden? Orada çünkü bir şey kullanman lazım. İşte ben her gün okula giderim. İşte ben her gün şu saatte uyanırım. Gördüğünüz gibi burada belli bir şeyleri kullanmak zorundayım. Ya her gün kullanmak zorundayım ya da işte haftada 3 gün. İşte haftada 5 gün ya da haftada 1 gün ben koşarım. Gördüğünüz gibi bu geniş zamana giren bir şey. Şimdi şunları Hollandaca yapalım. Ben şimdi okula gidiyorum diyor. Benim buradaki öznem ne olacak? Az önce gördük. İlk olacak. Değil mi? İlk. Ich ha nu Ich nar school. Pardon. ha nar the Ya ich ha nu nar school school gerekiyor diyor. Şunu yine aynı şekilde geniş yaparsam yine ne kullanayım? İlk geliyor. İlk ha elke dah nar skol. her gün. Bu geniş zaman oldu. İlk ha elke dah. Ben her gün okula giderim. Bu benim artık
Nedir sürekli yaptığım, alışkanlığım olan ve yapmam gereken bir şey? Ben her gün ya da işte her 7 gün gidiyor demektir ve erkek taraf derse de okula gidiyorum. Ama buradaki diyor ki ben şimdi okula gidiyorum. Yani şimdiki zaman ve geniş zamanı kullanırken bakın dikkat edin. Kalıp olarak özlem zaten ikti. Fiilime bakın. Fiilim ha. Buradaki olay da ha. Farklı hiçbir şey kullanmıyorum. Gramer yapısı olarak ikisinde de aynı şeyi kullanıyorum. Sadece geniş zamanı kullanırken yani alışkanlık olarak yaptığım şeyi kullanırken yaptığım şeyleri tekrar eden durumu zaman ifadesini kullanarak geniş zaman yapmış oluyorum. Fakat Türkçe'de de şöyle bir şey var. Şimdiki zaman çoğu durumlarda geniş zaman yerine de kullanabilir. Dolayısıyla biz şu geniş zaman olayını unutuyoruz. Tek bir zaman dilimini indiriyoruz Hollandaca için. Şimdiki zaman diye adlandırıyoruz. Basit indiriyelim. Tamam mı bu konu? Sorusu olan Atakan var mı? Hocam. Aşağıdaki şey İkha Elkitahlars kurulunu bir daha tekrar edebilir miyiz? Türkçesini mi yoksa açılımını mı? Şöyle. Açılımını. Hollandaca açılımı. Şöyle diyeyim. Elkitah biraz abartıldı da. İkha. Üç gün. Five care diyeyim. Tamam. Beş kere. Beş kere. Ben beş kere okudum. Biraz okula gitme garip oldu. Diri dahi. Üç gün. Fantavik. Haftanın üç günü okula gidiyorum. Bu daha doğru. Şimdi benim haftada üç gün gittiğim şey, okula gitmem ne? Artık benim alışkanlığım ve yaptığım düzenli bir şey. Sürekli yaptığınız iş. Dolayısıyla bu geniş zamana giren bir olgu. Çünkü bu benim artık alışkanlığım. Okula gitmek zorundayım. Yani ben her gün üç gün, işte pazartesi, salı, çarşamba gidiyorsam her gün haftanın üç günü o gün gitmek zorundayım. Sadece okul içinde geçerli. Mesela ilk lob, mesela her gün koşarım demek istiyorum. İlk lob, en keir, perveik, hard diyorum mesela. Örnek yapayım. Ya bunu niye anlatıyorum? Çünkü Türkçedeki zaman kavramını anlamadan farklı dile geçtiğimiz zaman biraz karmaşa oluyor. Yani dil öğreniminde de şimdi kendi ana dilinin gramer yapısına ne kadar kişi hakim olursa yabancı dili o kadar iyi oturtuyor. İlk lob ein keer per week hart. Hart lob'un bu arada koşmak anlamına geliyor. Ayrılabilir fiil o yüzden... Şu lob'la hard ayrı ayrı yerlerde yazıldı. Şimdi burada diyor ki ilk lob en kere per week. En kere bir kere demek, per week her hafta demek. Haftada bir. İşte haftada bir kere ben koşarım. Bu benim artık neyim? Alışkanlık haline getirdim ve düzenli yaptığım bir şey. Dolayısıyla bu Türkçe'yi de nereye koymak gerekiyor diye sorarsanız ben bunu geniş zamana koyarım. Çünkü artık benim düzenli yaptığım alışkanlığım haline gelmiş bir şey. Ama mesela şimdi ben koşuyorum demek isterse yani o anki yaptığı ifadeyi ifade etmek isterse ne der burada? Mesela enki pervek ifadesini atmak zorunda burada. İlk lob mesela şimdi yapıyorsa şimdi ya da zaman ifadesi kullanmadan kullanmak gerekiyor. İlk lob hard. Yani ilk lob new hard demek zorunda ki şimdiki. Yani o anda yaptığı eylemi ifade etsin. Aradaki fark anlaşıldı mı? Yani şimdiki zaman ne? İşte şey zaman, geniş zaman nedir? Tolga? Anladım hocam. Atakan? Ya anladım hocam. Atakan yok. Sanki yeter be. Ne anlatıyorsun? Yok hocam. Yok, ben de hani bu konuları biliyorum zaten. Ben geçmek iyi oluyor. Şimdi sadece Türkçedeki yerini oturtalım diye. Şimdi bu konuyu anlattım. Yani geniş zaman, şimdiki zaman ne? Şimdi benim kurallarım var arkadaşlar. Bakalım benim kurallarım nerede? Şöyle bir şey yazmışım. Şimdi şu birinci noktadaki en üstteki benim şeyi görebiliyorsunuz değil mi imlecimi? Hı hı. Şu en üstteki Werken, Suchen, Branden, Wachten var ya. Evet. Buradaki olaya dikkat edin. Eğer ben Hollandaca'da şimdiki zaman ifadesini artık kullanmıyorum. Tek zamana indirdik dedim ya. Şimdiki zaman diye sürekli bahsetmek istiyorum. Çünkü
arka arkaya aynı şeyleri tekrar etmemek için. Eğer Hollandaca'da ben şimdiki zamanı ifade etmek istiyorsam ben bir fiilin normal kullanımını bilmem gerekiyor. Nedir bu? Tam hali. Bizdeki ne oluyor? Master hali mi oluyor Türkçe'de? Master hali. Yani mesela Türkçe'de master. Master değil mi? Mekmak. Mesela werken. Türkçe'de ne? Çalışmak. Ben bunu çekerken Türkçe'de ne yapıyorum? Mak'ı atıyorum, çalış kalıyor. Mesela ben de kullanırken çalışıyorum geliyor. Hollandaca'da da aynı şekilde bir şeyin kökünü, yani normal bir fiil Hollandaca'da aksi durum olmadıkça, düzensiz bir hal almadıkça enle biter. Werken, suchen, branden, wachten. Tamam mı? Önle bitiyor. Eğer ben fiilin kökünü bulmak istiyorsam önü atıyorum. Yani bizdeki Türkçedeki mak olan ön atıyorum. Ve burada mavi olan yerde gördüğünüz werk, zug, brand, vacht olarak kalıyor. Bu konu tamam mı? Fiil, yani kökünü bulmayı anladık. Değil mi? Şimdi... Az önce kökünü söylediğim fiillerim burada. Werken, branden, maken, wachten, packen. Şimdi şu üç tanesini bir inceleyelim. Arkasından diğer kuralları geleceğiz. Haben fiilinden ve sein fiilinden biraz düzensiz de onlar ama haben fiili birazcık daha yakın buna. Şimdiki zamanda eğer ben özneye göre fiilim nasıl çekim alıyor dersem ilk başta kökünü bulmak zorundayım. Kökünü buldum. Werken fiili için neydi benim köküm? Werk'ti değil mi? Eğer ben bunu öznem olan ik ile kullanıyorsam sadece kök halini kullanıyorum. Eğer jij ya da ü de kullanacaksam haben'dan hatırlayın sonuna ne geliyordu? Ve sein'de de ben'den sonra t geliyordu değil mi? T'yi getirdim. Yine aynı kural üstüne durayım. Y için soru yaparsam ya da özneden önce kullanırsam bu T ne yapıyordu? Düşüyor. Düşüyor. Kullanmıyordu. Aynı durum düzenli fiiller için. Bak bahsettiğim kural düzenli fiiller için. Yine hay, zay ya da bak burada het diye de kullan. Özneyi koy. Bu da kafanız karıştırmasın. İleride dediğim gibi bu özne olarak kullanımı şey yapacak. Şu anda hay ve zay olarak düşünün. Yine T eki alır. Çoğul öznelerimde ise vay, yuli, zay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şeye uğramıyor. Master hali neyse, master hali neyse onu kullanıyorum. Werken, werken, werken yaptım. Dolayısıyla benim kural olarak şimdiki zamanda ezberlemem gereken ne? İk, yay, hay, zay'daki çekimleri ne? Bunları bilmem gerekiyor. Sorusu olan var mı buraya kadar? Brandon aynı mantık geçerli. Bakın. Kökümü buldum. Kökümü göre kurallarını uyguladım. Brand T'ydi. Brand T aldı. Hayzay da yine T aldı. Diğerlerini de aynen uyguladım. Maken fiilim. Bakın. Maken tek A ile yapılmış. Master hali. Hollandaca he ile werkwoord derler buna master halini. Bakın komple maken. Ama burada ben iki tane A görüyorum. O şey de ilk de yani bende. Evet ilk ama bak ne oldu? Mak. Normalde ben ne yapıyordum? Şu E'yi atıyordum. Kök halini alıyordum. Sonuna gelmesi gerekiyorsa T koyuyordum. Ama burada iki tane A oldu. Emin ikinci kuralda olacaktı. Buna göre bunun içinde bir kuralımız var. Bakalım kuralımız neymiş. Şu ikinci kısım arkadaşlar. Hollandaca'da bir fiilde en, den önce
bir sesli ve bir sessiz harf varsa o zaman sesli harf çift olur demişim. Bakın. Ön. Önden önce ne demiş? Bir sesli, bir de sessiz harf varsa. Yani sesli harfim A, sessiz harfim K. Dale'ına bakın. Önden önce ne var? Bir sesli harfim E var, bir sessiz harfim L var. Cope'una bakın. Değil mi? P, O. Hür'üne bakın. Ü, R. Bunlar varsa şu aradaki sesli harfim ikiye çıkıyor. E peki Durkun'da da aynı şey mi? Anlamadım. Durkun. Ha, bak dikkat et buraya. O zaman Zittipak'ı belir. Zookun'da N'den önce bak dikkat et. Bak Z ve arada ne var? İki tane sesli harfim var. Hı hı. Şuradaki ma bak önden önce K, sesli, A. Sesli. Şu ha, arada iki sesli harfin arasında bir ses. Aynen öyle. Buradaki zu da iki tane olduğu için dolayısıyla normal halini koruyor. Sadece zuk diye geçiyor. Yani şöyle düşünün. N'den önce hani ne var? Örnek veriyorum. Hiçbir şey arada yok. Sadece işte del gelmiş, mak olmuş, kop olmuş, hür olmuş. Bu tarz durumlarda iki tane A alır. Neredeydi benim şey? Bak makın Ö'yü attıktan sonra kural geçerli iki tane yapmış. Mak, makt, makt. O kuralımı uyguladım. İki tane sesli harfe çıktı. Yine şuradaki kullanmam gereken yani kuralımı özneye göre gelmesi gereken kural neydi? T'ydi. Aynen uyguluyorum. Mak, makın, mak, makt, makt. Yine vay, yülü, zayda hiçbir şey zaten değişmiyor. Makın olarak kullanıyorum. Acayip boğazım ağrıdı. Diğer bir kuralım. Vaktin fiiline bakın arkadaşlar. Vaktin fiilinin önü atılınca ne oluyor? Vakt. Vakt oluyor değil mi? T geliyor. Ama ben burada ikide ne kullanıyordum? Ben hiçbir şekilde T almıyordum. Bakın burada vakt T olsa da kök hali böyle olduğu için ben bunu böyle kullanmak zorundayım T ile. Ama yayda ve hayda ekstra T geliyordu benim fiillerimi hatırlarsanız. Vakt gibi bir durum yaşanırsa iki tane T almıyor bu. Tek olduğu gibi köküyle kullanılmaz. Aynen öyle. Çünkü T ile bittiği için T ile bitirmiş oluyorum ben bunu kök haliyle. Bu tarz durumlarda yani iki tane T asla gelmiyor. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Tamam. Hocam şu iki A alıyor dedik ya. Burayı bir baştan bir alabilir miyiz? Orada kafam karıştı. Şöyle bir tamam. Tam anlayamadım. Şimdi fiilime bakıyorum. Mark'ına değil de bu sefer Dale'ine bakalım. Dale'in paylaşmak demek. Şimdi ben ön fiilini ayırdığım zaman önden önce gelen harflere bakıyorum. Ne var? E var, sessiz bir harf. Ö var, sesli bir harf. Bunlardan önce başka bir şey girmiş mi araya? Girmemiş değil mi? Mesela Zook'unda olan ki olay bir gibi o bir olay gelmemiş. Bunun da birazdan kuralını deneyeceğim. Dolayısıyla bu tarz durumlarda dildeki akışı bozduğu için mesela mak yani sanki A yine uzuyormuş gibi mak. Yani ilk mak çok böyle kısa hani dilin yapısını bozan bir ifade taşıyor. İlk del, ilk kop mesela, ilk hür. Çok böyle keskin ve kısa bir şey olduğu için dilin otomatikman akışında yani evriminde bu araya iki tane sesli harf koyma gereksinimi hissetmişler. Bunun kuralı da şu, mak fiili tek başına çok kısa olduğu için eğer bakıyorum ben önden önce bir tane sesli bir tane sessiz harfim varsa, arada başka hiçbir şey yoksa, bu durumlarda olan sesli harfi ikiye çıkarıyorum. Adamlar oturup bunu düşünmüşler yani. Ya düşünme değil aslında da bu şöyle. Öyle akmış bir şey. Dil sürekli gelişen bir şey ya. Mesela
Ya da belki bunu 200 yıl önce dediğim gibi mak şeklinde kullanıyormuş ama yeni nesil kullandıkça mak işte deli falan. Şimdi bunu da otomatikman gramere uydurmak zorundalar. Anladım. İşte kop, kop, hür, hür. İki tane çıkıyor. Nerede benim şeyim? İşte Tolga şeyi anladık değil mi şu olayı? Anladım hocam. Mark'ın ya da Dale'nin, Cobb'un tek başına. Vaktinde yine aynı şekilde double iki tane yani T almıyor. T almıyor. Hı-hı, iki tane. Hollanda'da zaten böyle bir kural var. Hani bir fiil iki tane sesli harfle bitmez. Bak aynı durum şu anda Pak'ında göreceksiniz. Bak Pak'ın neyle bitiyor? Beni attığımda iki tane K kalıyor. Normalde. Gördünüz mü? Şu kurallarıma geliyorum. Bakın şu alttaki kuralım. Hollandaca'da bir fiilde önden önce bir sesli ve iki aynı sessiz harf varsa o zaman sessiz harflerden biri gider demişim. Bak zitten. Normalde eni attığımda benim kök olarak ne kalıyor zittinde? Zit. İki tane T kalıyor. Zit. Böyle uzayan bir zit tarzı bir şey. Hollandaca dil yapısına yine uymadığı için bu sesli harflerden yani arka arkaya tekrar eden sesli harfleri atıyor. Mesela şuraya bakıyorum. Pak'ın mesela. İlk pak şeklinde 2K kullanmıyorum asla. O sesli olan ikinciyi de atıyorum. Ona göre özneme göre kuralını uyguluyorum. Yine zittim. Pak'ın, Bellen bak. Bellen. İki tane el var arka arkaya. Şeyden sonra elin birini atıyor, düşürüyor ve bel kalıyor. Ona göre özneye göre çekimini uyguluyorum. Kural olarak anlamadığınız yer var mı? Benim yok hocam. Peki bunlar da en çok dört kelime dışında alttakiler mesela ilk de yeyle falan şey olduğunda çekimlendiğinde sonuna tekrar diğerleri gibi alıyor mu? Harf falan. Yoksa hangisi? Sadece bu kelimeleri özlemişsiniz. Yani sadece örnek olarak bunları ele almışım. Yani şöyle düşün, başka hiç tanımadığım, bilmediğim bir fiil geldi işte. Ama bu şekilde bitmiş. Yani şu enden önceki kök halini aldığımda iki tane sesli harf kalıyor. Bunu hemen şunun aklına gelmeli. Yani bu Hollandaca'da iki tane bir fiilin kök halinde iki tane arka arkaya sesli fiille bitiremem. Örnek veriyorum. Xit. Şey, Wizit'in kullanıyorum ama Xit. Başka zitin değil de başka bir şey geldi mesela. Bu durumda hemen bu kural aklına gelmeli. İki tane dübül. İki tane arka arkaya sessiz harf birlikte gelemeyeceği için şeyin birini atıyorsun hemen. Başka fiil de önüne gelebilir. Yani arka arkaya şu kuralın olduğu. Sadece kural olarak anlatmak için bu örnekler geldi. Bu şimdiki zamanlı arkadaşlar fiil çekimleri ilgili temel olarak bilinmesi gereken kurallar. Bunlarla ilgili sorunuz yoksa yarın devam edeceğiz bunu artık. Benim ağzım acayip yoruldu. Ağzınıza sağlık hocam. Yani sorunuz var mı şimdiye kadar? Bak ne gördük? Özneleri gördük. Sign fiilini gördük. Haven fiilini gördük. Şimdiki zamana giriş yaptık. Şimdiki zamanın örneklerle birlikte fiillerin uygulanmasını falan gördükçe daha iyi oturacak. İlk başta şu kuralları anlattım ki... Bakalım başka kurallar da var da bunun. Çekim sesini ne demişiz? Olumlu cümle. Mesela bakın. Bak bu tarz kurallar da var mesela. Vakt. Şu kuralı zaten anlattım. Mesela şöyle bir kural da var. Mesela Hollanda'da da Z ile bitmez. V ile bitmez. Mesela böyle kurallar. Yani bunları da anlatacağım size. Arkasından bunun kullanımını nasıl kullanılıyor, nasıl geliyor bol bol örnek yapacağız. Var mı sorunuz? Evet hocam.